Öldüler mi? Bilmiyorum efendim. Gidin ön tarafı tarayın. Kim varsa öldürün. Tamam. Ulan bunlar gitti, biz kaldık be. Siz bunları tutun. Sen bu gece Yaşarların gözüne gözükme. Abi, istiyorsan dışarıda kalalım birlikte. Hadi oradan lan. Yürüyün, gidiyoruz. Kaşifoğlu'nun peşine mi? Hastaneye. Giden gitti. Tamam canım. Tamam canım. Anne, baba. Çabuk çabuk. Nerede kaldın? İzotonik hazırlayın hemen. Savcı hanım, dışarıda bekleyelim. Lütfen. Efendim, ben konuştum, yoldalarmış. Sağ ol. Babanız geldi. Görüşmek istemiyorum. Kimseyle görüşmeyeceğim. İnci nerede? Gelmedi efendim. Ben yanına gidebilir miyim? Neden gelmedin? Konuşmak istemiyorum. Avukatla konuştum. Gazetecilerden biri ifade vermiş. Ölen çocuk o gazeteciye demiş ki,
İnce benden savcının odasından bir zarf almamı söyledi. Bu konu Leyla ile benim aramda baba. Hatta Polat'la benim aramda. Saçma sapan konuşma İnce. Gayet ciddi bir sorunla karşı karşıyayız ve bunu çözmek zorundayız. Bu iş Polat'la benim aramda. Ve sen karışmayacaksın. Eğer karışırsam mahkemede her şeyi anlatırım. İnce. Kemal'i öldürdüğümü anlatırım. Bunu saklamak için gazeteciyi öldürttüğümü anlatırım. Kızım yapma. Karışmayacaksın baba. Anlaştık mı? Bir kere Polat'la arama girdin. Bir daha girmeyeceksin. Arkadaşlara sadece savcı hanıma ifade vereceğimi söylersin, değil mi? Memur bey. Ateşi düşmeye başladı. Uyur birazdan. Uyumayacağım. Babamı istiyorum. Baba. Babam gelsin. Git. Baban uyumazsan gelmeyecek ama. Gelecek. Baba. Babamı istiyorum. Baba. Babamı istiyorum. Çok inat etti. Bir şey olacak diye korkuyorum. Serum takmamız lazım. Ne yapacağız Hüsnü Bey? Bilmiyorum ki savcı hanım. Çocuk laftan sözden anlamaz. Babasını mı arasaydık? Polat Beyler çok yaklaşmışlar. Onu demiyorum. Hayda. Ne işiniz var burada? Niye geldiniz? Durumu nasıl? Gitmeniz gerekiyor. Polat şimdi gelecek. İyi olduğunu görünce gideceğim. Her şeyimizi takip ediyorsunuz değil mi? Sizin değil, kızımın. Baba! Hüsnü Bey! Bana verdiğin sözleri tutmuyorsun Eli. Hani yaramazlık yapmayacaktın? Ben hasta oldum. Uyduruyorsun. Niye hasta olasın? Doktor dedi. Doktor ablanın dediklerini yaptın mı? Hayır, yapmayacağım. Neden? İğne batıracak bana. Ama o iğne acıtmıyor biliyorsun. Daha önce de yaptılar. İstemiyorum. O zaman ben gidiyorum. Gitme. Elif'in ateşi usta. Öf, bin yıllık laflar. Sağ ol kardeş. Konuşuruz sonra. Sen kimi öflüyorsun? Alper başbakanlığa gitmiş ya en son. Ne konuşmuşlar diye sor. Göya Kaşifoğlu'yla Karay'la ilgili konuşmuşlar. Araştır o işi. Ne karası abi? Palavra bunlar. Kara öldü. Sen yine de sor. Tamam abi, sorarım. Ne işi var bunların burada? Polat çok ağlıyordu. Serum da taktırmıyordu koluna. Sen mi çağırdın? Duymuş hastalandığını Elif'in. Seninle Türkçe anlaşamayacağız. Ben sana kızımın yanına gelmeyeceksin demedim mi?
Polat. Bana tahammül etmeye mecbursun. İnan Eli bile senden daha olgun davranıyor bu konuyla ilgili. Elif onun adı, Elif. Nasılsa ömrünün sonuna kadar Elif diyeceksin ona. Müsaade et, sayılı dakikalarımı yaşayayım. Dışarı. İşle ilgili iddialı olabilirsin. Ama söz konusu ailense, çocuğun da bu kadar iddialı olman, iddialı konuşman sana kaybettirir. Pişman olursun. Sen beni bir şey için zorluyorsun. İnan hiç pişman olmam beni zorladığın şeyi yaptığımda. Kızımın sana olan sevgisinden dolayı yapacağım şeyi erteliyorum. Bu süreyi kısaltmak istiyorsan kısalt. Elinin babası olduğun için bu sözlerini dinlemeye tahammül ediyorum. Ve edeceğim de. Benim için kızımın mutluluğu her şeyden daha önemli. O bana ne zaman git derse o zaman gideceğim. Beyler durun. Çocuk uyuyor. Kızıyorsun biliyorum ama gelmeseydi Elif çok kötü olacaktı. Alışacak. O da alışacak, biz de alışacağız. Seninle alakası yok canım. Adamı görünce sinirlerim tepeme çıkıyor. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Abi Davut Tataroğlu geldi, seninle görüşmek istiyor. Müsait olmadığımı söyle. Sonra ararım ben onu. Kızını gözaltına aldılar. Onun için gelmiştir. Sebep? Gazeteciyi öldürtmüş. Yeni tanık var. Durumu sakat, haberin olsun. Ya keşke önce bana haber verseydin. Niye? Yurt dışına mı kaçıracaktın inciciğini? Fos mu diyorsun kara işi? Abi o da bir efsane. Adam ölmüş gitmiş. Mezar yeri belli değil ki herkes de kara yaşıyor diye işini yürütsün. Bizim millet efsaneyi sever. Dinlemesine de bayılır. Abi sen hangi efsaneyi dinlemeyi seviyorsun? Eskiden bir Ergenekon vardı. Kurt çıkınca dağların arasından bir titreme geliyordu. Sanki başka bir isim yokmuş gibi... Tuttular örgüte koydular. O ne öyle üstündeki zibidi tişörtü üstü? 54 yaşındayım efendim. Madem doğum günüm hatırlanmıyor, ben de böyle dikkat çekiyorum. He. Bu arada Davut Tataroğlu Bey'i teşrif ettiler. Bilginize. Abi, niye biz bu Tataroğlu ailesiyle sık görüşüyoruz anlamıyorum ki. Dünür, dünür. Sen bilmezsin akrabalık işlerini. Kimin kimsen yok ya. Yumurtanın kabuğu. İnci'nin gözaltında olduğunu şimdi öğrendim Davut Bey. Savcı hanım da buradaymış, o mu söyledi? Evet. Savcı hanımın kızıma kafayı takması artık sınırları aşıyor. Gazetecinin öldürülmesini Leyla tertip etmedi Davut Bey. Ortada bir cinayet yok. Kaza var. Kazanın da bizimle bir alakası yok. Kaza mı cinayet mi, buna mahkemeler karar veriyor Davut Bey. İnci'nin geleceğine sen ve ben karar vereceğiz. İnci benim kızım... ...ve senin de çocuğun annesi olacak. Hatırlattığınız için teşekkür ederim.
Hatırlatmak isterim çünkü bana verdiğin sözü unuttun. Anlıyorum. Kızınla meşgulsün. Kızımı nereden öğrendiniz? Burada olduğunu nasıl öğrendimse, kızın olduğunu da öyle öğrendim. Madem biliyorsunuz, hayatımın karmakarışık olduğunu da biliyorsunuz. Ama her şeyi düzelteceğim. Neticede çocuğumun cezaevinde doğmasını istemem. Ben de senden bunu duymak istiyordum. İnce buraya geldiğimi bilmemeli. Peki. Davut Bey, bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Tabii. Eski bir itirafçı var, Hamit. Önemli şeyler biliyor. Ben çocuklara söylerim, röportaj yaparlar. Ve gazetede gerekli yeri verirler. Teşekkür ederim. İnce Hanım'ın babasının uşağı yok. Madem savcıya ifade verecek, bekler sabaha, getirirsiniz karşıma, alırım ifadesini. Gitti mi misafirin? Gitti. E niye gitti? Seni aracı yapacağına gelip benden bizzat torpil isteseydi ya. Leyla bir otursana. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Yok. Sen istersen eve git. Nasılsa Elif bu gece burada kalacak. Çocuklar var. Sen bir yere mi gidiyorsun? Gidip geleceğim. Ben burada iyiyim. Kara. Ulan ben seni oraya Haşim'i öldüresin diye mi gönderdim? Haşim bizi öldürecekti. Şerefsizlik yaptı. Lokantayı o ayarladı. İçeriye adamlarını koydu. Bomba koymuşsun ulan, bomba! Kara, bunlarla iş yapılmaz. Adamlar artık bizi takmıyor. Eski Haşim değil, eski Yaşar değil. Bir Polat'ın elini öpüyorlar, bir örgütün elini öpüyorlar. Ulan bari bir işe niyetleniyorsun, işi becer. Senin yüzünden deşifre olacağım. Nasılsa ortaya çıkacaksın. Ben istediğim zaman, onlar istediği zaman değil. Savcı Hanım, evin insan anahtarını alabilir miyim? Niye? Polat Alemdar Bey'in kur temizlemeye gidecek kıyafetleri varmış. Ben veriyorum zaten kur temizlemeyi Hüsnü Bey. O Polat'ın mı? Evet. Siz bırakın, ben sabah veririm. Peki efendim. Ceplerine baktınız mı? Bana öyle bir emir buyurmadı efendim. Ya kardeşim, adettir. Ceplerine bakılmadan kuru temizlemeye verilmez. Neyse, tamam. Yenge ne yapıyor yenge? Yenge var mı? Var, gördüm. O yok Thank you.
kere de bak şu telefonuna bir sen ya. Bir sen, seninle acil konuşmam lazım. Şimdi, sonra, yarın ama acil. Gel barışalım Alman kırmızın nikahı. Kimseyle görüşmek istemediğimi söyledim size. Emniyet müdürü çağırıyor. Niçin? Bilmiyorum. Evlilik teklif etmeye mi geldin? Konuşmak istiyorum seninle. Ben sözünü tutmayan adamla konuşmam. Ya sen ömründe bir kez söz tuttun mu? Söz. Kimseye hamile olduğumu söylemeyeceğim. Bu sözümü tuttuğumu görürsün. İnci! Kimseye anlatma sakın Abdüley. Usta sana söyler bir ara nasılsa zaten. Niye bu kadar dert ediyor anlamıyorum ki abi. Yumurtanın kabuğu. Sen ne anlarsın yumurtanın sarısından başkasını? Abi, bir araba yok mu bu kadına çarpa öldüre? Bizim gibi adamlar her şeye çare bulurlar. Ama iş kadın çoluk çocuk meselesine geldi mi kilitleniyoruz. Onu diyorum işte. Kilitleniyorsunuz. Polat abiye bak. CIA başkanı gelecek. Neymiş? Çocuğunu kucakladı diye abi öldürmeyecek. O işe ben de şiştim ama yapacak bir şey yok. Kendimi de yerine koydum Abdüley. Kendini yerine koyma abi. O öldürmüyorsa sen git öldür. Lan aynı arabaya bindik. Nereye öldürüyorsun? Şimdi de gitmiş emniyete. Yok İnci Tataroğlu, yok Davut Tataroğlu. Bir tarafımızda İsrail, bir tarafımızda Amerika, bir tarafımızda İran. Metrekareye 3 ajan düşüyor. Bizim düştüğümüz duruma bak. Abdüley, ben ajan işinden anlamam. Sen ustaya münasip bir dinle metrekare meselesini anlatırsın. Anlatırım da abi. O sırada İnci ultrasona girip karnına baktıracaksa abi beni dinler mi? Ne beni şişiriyorsun be? Devlet sana prim mi veriyor ben şişince? Sen abi eskisi kadar sevmiyorsun. Ne alakası var? Hiç yardımcı olmuyorsun. Neyine nasıl yardımcı olayım? Normalde senin düşünmen lazım. Bu inciye bir araba çarpmıyor mu diye. Karnında çocuk var oğlum. Daha çocuk yok abi. Aferin. Gaye sana gayet güzel öğretmiş doğum kontrollerini. Haberin olsun abiye yardım etmek lazım. İnci Tataroğlu meselesini gömmek lazım. Evlenmek ne demek istemediğin birisiyle? Yumurtanın kabuğu. Bana sorarsan böyle bir şey yaparsan kemiklerini kırarım. Ama yapıp gelirsen aferin derim. Onu da içimden derim, dışarıdan demem. Siz ne fısır fısır konuşuyorsunuz? Bu Abdüley kafayı yemiş Erhan. İlle de Gaye ile evleneyim diyor. Evlen tabii. Daha iyisini bulacaksın. Doktor kız. Mesleği var, parası var. En çok yaralanan adamsın. Ömründe bir kere de bir kadına bir iyiliğin dokunsun. Değil mi abi? Dokunacak, dokunacak. Bir iyilik yapacak.
Ay, beni gece gece buraları getirdin. Nasıl oldu kuzu? Daha iyi olacak. Ne oluyor kızım? Sıkı dur. Polat bana evlenme teklif edecek. Leyla, dalga geçme. Niye dalga geçeyim ki? Kimden duydun? Kimseden duymadım. Yüzük buldum cebinde. Parmağıma taktım, tam bana göre. Nasıl sevindim bilemezsin. Elif'in arkadaşı olmaz mı olmaz diyordun ya. Böyle elimin tersiyle bir tane vurmak istiyordum ağzına. Kabul edeceğim demedim. Yok artık, daha neler. Şşt. Neticede eğer bu iş olacaksa yine Elif sayesinde olacak. Sakın hayır mayır deme. Vallahi bu defa ağzına vurmam, boğarım seni. Safamızı sık ve düzgün tutalım. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Biraz sola doğru yanaşalım. Lütfen. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allahu Ekber. Semi'a Allahu limen hamida. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
baba, biraz sıkıntılıyım. Sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Sizi de üzmek istemiyorum. Bizi en çok üzen şey evladımızın sıkıntısını bizden saklaması. Baba İnce hamile. Bir hata ettim. Hatayı tek etmemişsin belli ki. Karşılıklı etmişsiniz. O ne istiyor? Sen ne istiyorsun? Ben bu hatayı yapmamış olmayı isterim. Oysa evlenmek istiyorum. Onunki makul, seninki değil. Ne evlenmesi? O kim ki sen onunla evlenesin? Çocuğumun anası. Daha çocuk doğmadı. Doğsa da çocuk bizim çocuğumuz. O da çocuğun anası işte. Onlar çocuk mocuk derdinde değiller. Tek dertleri Polat. Oğlum, annen Hissi konuşuyor. Hissi konuşacağım, ben anayım. Kızcağız da ana olmaya namzet. Doğurma ile olmuyor. Kedi köpek de ana. Annem, söz verdim. Kesersin bir kurban. Söz de kalmaz, bir şey de kalmaz. Demin kadıydın, şimdi müftü oldun. Ardı sıra fetva veriyorsun. Sen ne yapıyorsun ya? Çocuğa niye evlen diyorsun? Yapması gereken o da o yüzden. Ana, bir ömür evli kalacak değilim. Çocuğum doğana kadar. O zaman niye evleniyorsun? Of! Konuşmayayım diyorum ama o gül gibi Leyla'nın ne günahı var? Mevzunun Leyla ile ne alakası var? Leyla Polat'a karşı boş değil. İnsanların gönlünü sen biliyorsun, ben de biliyorum. Nasıl sarıp sarmalıyor Elif'imi. Her baktığımda Leyla'ya gençliğimi görüyorum. Yazık değil mi? Neyi diyor, belirsiz bir kadın bir halt etti diye. Anne, halt eden benim. Her neyse. Bilin diye söyledim. Babamı da dinledim. Seni de dinledim. Sen ne yaparsan biz arkandayız. Kolay bir mesele değil. Sen belli ki düşünüp tartmışsın. En doğrusunu yaparsın. Biz kuluz. Hata yaparız. Yaptığımız hatalardan Allah'a sığınıp bedellerini öderiz. İnce Hanım, adliyeye gidiyoruz. Kıyafetimi değiştirseydim. Neyse, önemi yok. Savcı Hanım, İnce Tataroğlu'nu polisler getirdi. Al içeri, katip çağır. Peki efendim. Günaydın. Konuşabiliyormuşsun madem, emniyette konuşsaydın. Kadın kadına daha rahat konuşuruz.
Kadın yok burada. Savcı ile şüpheli var. İyi. Onları çıkaralım odadan. Mahkemede konuşacağım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Kimlik bilgilerini yazdın mı? İçeride aldılar. Yaz bakalım. Şüpheli susma hakkını kullandığından ifadesi alınamamıştır. Tamam mı avukat bey? Evet. Çıkabilirsiniz. Şüpheli savcı gitti nasılsa. Konuşabilir miyiz? Sen niye bana kafayı taktın? Benim kötü bir huyum var. Suç işleyen herkese kafayı takarım. Babamın kızı bile olsa. İstesen Polat'ın 1000 tane suçu var. Suç duyurusunda mı bulunmak istiyorsun? Hayır, itiraf etmeni istiyorum. Sen bu adamı seviyorsun. Ve benim onunla olan hukukumdan ötürü beni cezalandırmaya çalışıyorsun. Ya bir git Allah aşkına. Buna sadece gülerim. Gül ya da gülme. Bak birazdan mahkeme beni tutuklayacak ve cezaevine gireceğim. Senden tek istediğim Polat'ı sevdiğini duymak. O zaman benim için cezaevinde geçirdiğim her dakika daha anlamlı olacak. Bu hayatta bir tek şeye saygım var. Sevgiye. Polat Alemdar'a aşığım. Onu seviyorum. Bir ömür cezaevinde huzur içinde kalabilirsin. Teşekkür ederim içten cevabın için. Ana biliyorum. Yüreğin rahat değil. Benim de değil. Burada dursa da değil, dediğimi yapsa da değil. Yok mu başka çaresi? Olsa ana. Bu şimdi konuşunca hapse atmazlar mı? Çok can yaktı seninkiler. Müsaade et oğlun yeni canların yanmasını engellesin. Sen yandın, başka analar yanmasın. Oğul sana ne diyeyim? Kendi kardeşin olsa bu kadar ilgilenirdin. İnan ki ben Hamide dur dedikçe evde kurtlanır. O kurtlanmanın sonunu iyi bilirim ben. Belayı tutup getirecek. Ne yapalım? Bari vatana millete faydası olsun. Polisle de konuşuldu, adliyeyle de. Sadece çok ortalık malı olmayacaksın. Her yerde konuşmayacaksın. Abdüley, ben buradan çıktıktan sonra her şeyi konuşurum. Kimse beni susturamaz. Her şeyi konuş, her yerde konuşma. Televizyona çıkmayacaksın. Sadece gazete. Tamam. Anladın mı iyice dediğim? Tamam dediysek tamam. Dünkü takımın cebinde bir şey olacaktı. Hastanede bırakmışsın abi. Torpidoda. Ne alakası var pusatla musatla? Biz zaten takipteydik. Ayrıca da senin teşekkür etmen lazım.
Hayatını borçlusun eğer pusat yüzünden oraya geldiysek. Bu sıra çok borçlandık Memati. Borcumuzu ödemeye çalıştık. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Ali Memati'den sonra benim de gözüm karardı. Gözün karardı mı doğru bir şey yapma ihtimalin yok. Üç aydır sana söylüyoruz ama senin kulağın da işitmiyor. Açıldı açıldı. Kulaklarım açıldı. Ha, şöyle. Haşim keşişi bir kere nasıl getirdiyse bir daha getirir. İlhan, sen yaşlandıkça geveze mi oldun? Ağam, vallahi ben söylemedim. Memati abi söyledi. Söyleyeceğim tabii. Annenize söylemediniz değil mi? Yok abi. İyi. Babanızın yanında durun ki çabuk çıksın. İyi misin babacığım? Sağ ol kızım. İşler nasıl damat? İyi abi. Aman aman iyi olsun. Hadi bana müsaade. Sağ ol Memati. Çıkınca Polat'a da geleceğim. Bekleriz. Ulan pusat, ağzında da bir bakla ıslansın. Ulan Çakır, öldün bir kazık attın. Öldükten sonra iki kazık daha attın. Kızının sevdiği adama bak. Efendim abi. Memat abi. Abi, efendim. Az bekle. Kızım, sizin yüzünüzden artist oldum. Ona rol kes, buna rol kes. Lan ben adam kesecek adamım, rol değil. Bir tanesin sen. Alo. Abi. Abi. Ne var lan? Niye aradın? Sen aradın abi. Oğlum gevşek misin sen? Yaşar'ın hastanede olduğunu niye bacına söylüyorsun? Ben onun ağzını burnunu kırarım. Kimseye söyleme dedim. Yavaş. Bir taraftan da iyi olmuş. Yaşar'ın iyice gardı indi. Neredesin sen bakayım? Evde televizyon seyrediyorum. İyi, çıkma evden. Tamam abi. Vay. Ne haber kardeşim? İyi kardeşim senden. İyi. Geç. Oğlum geldik buraya mı? Basılmayalım. Lan kim nereden bilecek burayı? Kızlar birazdan gelir, gel. Biliyorsun bu aralar bizimkileri servis ediyorlar fanfinde. Annem duyarsa gebertir. Örgüt içinde de biteriz. Sizinkiler tatil işine alışırsa unutun ayrı devlet işini. Nerede denize gireceksiniz? Nerede Bodrum Marmaris bulacaksınız? Lale Zaran'la oğlunu sağ ele geçireceğiz ama buna göre. Dayı, bin kere söyledin. Sinirimden bir şarjörü boşaltacağım üstüne. Sen girmeyeceksin o zaman içeri. Ya bilirsin seni arayacağım. Niye telefona bakmışsın? Zaza, niye bakmıyorsun telefona? Belli ki yakalamış kekliği, hava basacak. Ama ben onu o keyfi yaşadır mıyım? Zaza, zaten için rahat değil. Söyle öldürmesinler çocuğu. Bizim meselemiz onunla değil, anasıyla. Niye? Bir sürü analar ağlıyor.
Lala Zara ağlamış çok mu? Hello. Dayı niye bakmışsın? Bitirdin mi oğlum işi? Yok bitirmedim. Daha o zaman niye arıyorsun? Sana sormak için arayayım. Cevher oğlum bunadın mı? Emir tekrarı yaptırırsın. Bunadı sen? Gittim arkana. Mütemet baksın daha sağ. Al getir değilse. Oğlum para yazıyor para. Ya bırak mı iki bir keyfini sürek. Burada dur çocuklar da arkaya gelsin. Kimse çıkmayacak. Dayı bilmiyik içeride kim var. Yıl gidip vurulacaksın. Lan burada kim olacak? Belli ki kaçak et kesmeye gelmiş. Kızlar geldi. Annemin çatından vururum yat yere. Bu sen ne işin var burada? Burnumu kırdın Cevher abi. Hak ettin. Ulan ne biçim insanlarla gezdin sen? Şerefsiz. Ah ya. Ulan oğlum yavaş ha ölecek. Ne kadar sevinsin dövüşmeyi. 60 yaşındasın ha. 60'ını birden cebimden çıkar. Sen niye gelirsin oğlum? Ben sanki bunlarla baş edemeyim. Edemisin? Al şu çuvalı yerden. Boş beleş konuşma. Çakır'ın oğlu ne olacak? Ne olacak? Yatacak böyle. Hadi. Geç kaldın canım. Seninkinin dosyası benden çıktı. Ya seninle konuşmam lazım. Ne ısmarlayayım sana? Gel 2 dakika dışarıda konuşalım. Hem temiz hava alırız. Bir şey mi oldu? Hadi Leyla. Tamam. Sen çık ben geliyorum. Bir sana haber vereyim dışarıda olduğumu. Polat geldi konuşmak istiyorum dedi. Adamı odada bırakıp buraya mı geldin? Yok dışarıda konuşalım dedi. Ambiyans mı yapacak ne yapacak anlamadım ki. Heyecan yapma Leyla, heyecan yapma. Sen de yapma etme de başka bir şey deme. Bana böyle teklif gelecek sana mı sorardım? Al şu şekeri. Ay, bu iğrenç ya. Şekerin mekerin düşer rezil olursun. Ömrümüz bunlarla geçti. Üniversite sınavına girerken şekerler, pirinçler. Hadi git arkandan okurum da ben. Ya uf. İnci ile ilgili konuşacaksan gerçekten yapacağım bir şey yok. Dosya bir sende. Ne karar vereceğini bilmem. Ama deliler aleyhine. Tutuklama dışında bir hüküm vereceğini de tahmin etmem. Uzun zamandır aslında bu konuşmayı yapmak istiyordum. Ama bir türlü fırsat olmadı. Elif'in yaşadığını öğrendikten sonra aklım başımdan gitti. Çok şanslısın.
Dünyanın en güzel kızına sahipsin. Eğer bana teşekkür etmek için kıvranıyorsan hiç gerek yok. Asıl ben teşekkür ederim hayatıma böyle bir mutluluk kattığın için. Daha fazlasını katmak isterdim aslında. Daha fazlası derken? Biliyorsun ben annesiz babasız kaldım bir süre yetimhanede. Ömer babamla Nazife annem beni hayatlarına aldığında o kadar mutlu oldum ki daha o zamandan söz verdim. Bir gün çocuğum olursa onu annesiz babasız bırakmayacağım diye. Ama hayat böyle bir şey değil. Elif'in annesiz büyümesini istemem. Senin ona çok iyi bir anne olacağını düşünüyorum. Tabii istersen. Bana evlenme mi teklif ediyorsun? Keşke ediyor olsam. Ne tuhaf. Eğer hayatımızda Elif olmasaydı, seni görür görmez sana evlilik teklif ederdim. Senden çok etkilendim. Ben de senden çok etkilendim. Ve bunu dile getirmeyi hiç düşünmüyordum. Bir taraftan arkadaşlığımız da çok hoşuma gidiyor. Şimdi hayatımızda bir Elif daha var. Polat ne diyorsan evet. Bu gece kötü oldu. Nasıl kötü oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Aslında anladığım şu. Sen beni seviyorsun. Ben de seni. Evet. Sen ne saklıyorsun? İnce hamile. Alakası var İnci ile. İnci benden hamile. Ben onunla evlenmek zorundayım. Söz verdim. O zaman bana bunları niye söyledin? Bilmeni istedim. İyi yaptın. Git bir senle konuş. Çocuğun olduğunu ister söyle ister söyleme. Yazık. İçeride doğmasın. Leyla biliyorum çok kızdın bana. Şimdi bunu konuşmanın sırası değil. Git sorununu hallet. Leyla. Ben her zaman senin yanındayım. Kararın ne olursa olsun. Biz arkadaşız. Dostuz. Aşkın olmasa döner miyim bir başıma? Aşkın olmasa an durur, zaman gelir. Aşkın olmasa güneş donar, ay söner. Aşkın olmasa ölüm gelir, alır gider. Oh,
Hakime Hanım, İnce Hanım'ı duruşma salonuna getirmişler. Tamam, geliyorum. Ödümü kopardın. Birden seninle konuşmam lazım. İki dakika otur, duruşmaya girip geliyorum. İnce'nin duruşması mı? Evet. Sen ağladın mı? İnce hamileymiş. Leyla, gireyim duruşmaya, sonra konuşalım. Polat da hamileymiş. Çok üzüldüm. Ah, ah Leyla. Bir de bana gelip aracı oldun. Şimdi gelecekti ki Polat'ın dosyası önüme. Asıl onu içeri atmak gerek. Bütün erkekleri içeri atmak gerek. Bir de seni mi yolluyor benimle konuşmak için? Yok. Haberi yok. O gelecekti seninle konuşmaya ama artık gelmez. Gurur yapar. Çok seviyorsun değil mi bu adamı? Kendimi bu duruma düşürecek kadar. Sen otur, ben geliyorum. İtiraz edeceğiz İnce Hanım. Siz müsterih olun. İtiraz edilecek bir şey yok. Ben gayet iyiyim. Tutukladım. Keşke onun yerinde ben olsaydım. İnci'yi tutuklamışlar. Şimdilik yapacak bir şey yok Davut Bey. Ne yapmayı düşünüyorsun? Cezaevinde de insanlar evlenebiliyor Davut Bey. Cezaevinde değil, dışarıda evleneceksiniz. Hem de yarın. Alo. İnci tutuklandı. Cezaevinde tek kalsın, koğuşa koymasınlar. Duydun mu? Duydum abi, hallederim. Buyur abi. Cahit, kimsenin haberi olmasın. İşlemleri hazırla, cezaevinde nikah işini bitirelim. Tamam abi. Pusat, ambulans çağır. Bırak ambulansı mamlansı. Ne oldu sana? Hadi gidin. Sonra haberleşiriz. Burnun kanıyor Pusat. Bir doktora götürelim seni. Tamam gideceğim hadi. Hadi.
Oğlum her evde sıkıldığında beni mi arıyorsun? Abi bir şey oldu. Ne oldu? Ananı ara. Bizim bir 100.000 dolarımız vardı. Onda kalmıştı. Onu getirsin, seni alsın. Şimdi kesin Memati öğrenecek. Ne olmuş Memati öğrenirse? İş yaptığımızda öğrenecek. O zaman yemek yemeden önce Memati'yi ara. İzin iste. Zülfikar ağa. Bu satın hak etti, ölmekti. Memati'nin hatırına öldürmedik. Daha ne isteyin? Sen hiç adam olmayacak mısın? Otur otur. Abi çocuk gelmek istiyor. Niye gelmediğim? Vallahi bir şey yapmayacaktık. Oturacaktık. Terörist, anlamıyor musun? Terörist. Millete nasıl anlatırsın senin arkadaşın diye? Abi arkadaşım. İyi. Bir güzel gebertsin Zazalar arkadaşını. Yemin ediyorum ikisini de birden sıkacağım. Hem Cevher'e hem Zaza'ya. Hıst hıst. Abi yalvardım. Memati abinin haberi var dedim. İsteyecekseniz Fırat'ı ondan isteyin dedim. Abi mesele ben ya da Fırat değil. Seni takmıyor adamlar. Kes lan. Yer miyim senin yalanlarını? Vallahi kes lan, kes. Yalancısın. Adam olmasın. Her tarafın yanlış. Ama sana yumruk atmaları da yanlış. Tamam. Evet sayın seyirciler. Yine gündemi sarsacak bir konuğumuzla birlikteyiz. Konuğumuz uzun yıllar terör örgütünün içinde kaldıktan sonra itirafçı olarak derin devlet yapılanmasında görev alan Hamit Ayban. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önemli açıklamalarda bulunacağınızı söylediniz. Öncelikle neden bu zamanlamayı tercih ettiniz? Uzun yıllardır konuşmayı düşünüyordum. Ama o kadar kirli ilişkilerin içine girdim ki. Söyleyeceklerimden devletimin zarar göreceğini düşünüp vazgeçtim. Şimdi farklı düşünüyorum. Biz sustukça devlet içindeki temizlik gerçekleşmiyor. Nasıl bir temizlikten bahsediyorsunuz? Öyle bir dünya içindeydik ki, kim örgüt için çalışıyor, kim devlet için çalışıyor hiç belli değildi. Örgüte hizmet eden aşiret ağaları mı dersiniz? Devletin resmi görevlisi olarak yabancı sermayenin uşaklığını yapan insanlar mı dersiniz? Kimi isterseniz onu anlayın. Ama ölen, öldürülen binlerce insandan, insanımızdan bahsediyorum. Bunların içinde benim öldürdüklerim de var. Abi, Hamit canlı yayına çıkmış. Gerizekalı.
bazı cesetlerimizi aynı yere gömdük. Yetkililer isterse toplu mezar yerlerini gösterebilirim. Adresini de verdi. Onu da orada gömerler. Ne güzel. Kimi örgütçü, kimi bizim yaptıklarımıza itiraz eden devlet görevlileriydi. Devlet görevlisi de öldürdünüz. Evet. Kendi inisiyatifinizle mi yaptınız? Birilerinden emir mi aldınız? Emir almadan cinayet ancak mahalle arasında olur. Kim size emir verdi? Ersoy Ulubey, Kaşifoğlu. Kamuoyunda kara olarak bilinen bir şahıs. Bunlardan sadece... Ara Haşim'e acil gelsin. Gelmez abi. Gelmezse benim geleceğimi söyle. Abi sıkıntı doğurur. Sıkıntısız aldığım tek nefes yok. Tek nefes! Ne diyorsun sen? Ben bunun ağzına sıkacağım. Niye Kaşifoğlu? Yalan mı söyledin? İstihbarat teşkilatlarıyla ortak operasyonlar düzenlendiğini anladım. Hangi yabancı istihbarat örgütüyle iş yaptık? Sen yapmadın ama senin emir aldıkların yaptı. Ne fark eder? Dün cebimize para koyanlar bugün elimizdeki silahı bize çeviriyor. Sen nasılsa ölüsün. Tuzun kuru. Canın çektiyse... Seni de öldüreyim Kaşifoğlu. Sana da laf söylenmiyor. O kadar çok laf duydum ki... ömrümün sonuna kadar kussam anca. Ne yapacağız bu Hamid'i? Yaşar'la Haşim'e yaptığından yapmayacağız. Sen hele dur. Hamid'in işini örgüt bitirir. Nereye gidiyorsun? İşim var. Başka illerde operasyonlara katıldınız mı? Ya da operasyonlar düzenlediniz mi? Bu soruyu da Dersim'i kastediyorsanız... bizim o kadar eski bir geçmişimiz yok. Eğer söylediklerimin içinde bir tane... Ne bu Yezid'i seyrediyorsunuz? Dayanam işte. Abicim milletin huyu. Git sen o kadar gizli iş yap. Gel sonunda konuş. İlla havasını atacak yani. Ben de önemli bir adamdım. Beni niye unuttun diye. Dayı, Memati abi geldi. Vallahi özlemiştik. Ne iyi etti de geldi. Ya dayı, benim elim hiç rahat bırakmıyor. Ters hareket yapmışım herhalde. Azıcık yatağım uzanan belki bir gelir. Dur. Memati bir bardak çeker sana hiçbir şeyin kalmaz. Geçmiş yanda kurşun döker, nazarını alır. Ya Memati ya, şu Hamid'in hali nedir böyle? Tabii ki bu röportajdan önce ilgili arkadaşları arayıp gerekli bilgileri verdim. Yedirtme bana Hamid'i. Siz benim yeğenimi nasıl döversiniz? Anadolu'nun masum, saf. Şimdi Memati, senin yeğenin imdat. Yanlış adamlarla, yanlış yerde gözükse. Hı? Sen de ağzını burnu kırsan. Seni arar derim ki Memati eline koluna sağlık. Şimdi usul böyle değil Memati. Çocuk hata yapar. Kulağından tutar sahibine getirirsin. Ağzını burnunu kırmazsın. Memati, Zaza haklı. Ne işi var senin yeğeninin zararlı oğluyla? Cevher görmeden vurmuş. Hadi bir hata etmiş. Cevher'in üstüne saldırma ne demek? Saldırdı mı sana? Memati, ben çoluk çocukla muhatap olur muyum? Sizin Zara'nın oğluyla ne işiniz var? Siz bana onu söyleyin. Memati örgüt olmuş devlet. Bize vergi kesmeye kalktılar.
bize devletlerini hayırlı edek diyen ne dek? Dedi kurban kesek. Cevher de gitmiş, an bu Fırat'ı almış getirmiş. Ne iş çeviriyorsunuz ki salma vurdular? Ticaret yapıyoruz İran'dan Irak'a. Yolda kesip vergi istiyorlar. Örgüte gidip sıkamayıp çocuk mu kaçırıyorsunuz? Aferin size. Yakıştı. Hadi uğraşın bakalım bundan sonra örgütle. Şimdi işim var. Senle de sonra görüşeceğiz Cevher. Ya... Abdüley. Senin bu adamının televizyonda ne işi var? Bölgede hem örgütte hem de devlet içinde bu ranttan beslenenler var. Örgüt yöneticileri... Beni emretmişsiniz başkanım. Dağdaki garibanları öldürüyor. Devlet görevleri... O çantayı götür Zazalara. Kimsenin haberi olmayacak. Emredersiniz başkanım. Fırat'ı al gel. Ayrıca bir ekip çıkarın. Bu haini infaz edin. Neden şimdiye kadar anlatmadınız? Emredersiniz başkanım. Durun la! İndirin silahları! Yo, dün telaştan teşekkür edemedim size. Hayatımı kurtardınız. Senin Kaşifoğlu'yla ne işin var Haşim ha? Kaşifoğlu'yla zamanında çok işler yaptık. Bu da geldi, Yaşar'la beni görüştür dedi. Ben de Yaşar'a böyle böyle dedim. Yan yana getirdim. Kaşifoğlu nerede? Yemin edeyim bilmem nerede, ne yapar. Sen Kaşifoğlu'nu takmazsın Haşim ha. İşin içinde başka iş olmazsa. Ya ne iş olacak? Ben Yaşar'a üzülüyorum. Adam perişan oldu. Bu kara ortalarda dolanıyormuş bu sıra. Ya her gün birisi sana karanın selamı ver deyip kapıdan içeri giriyor. Kara oldu kara toprak. Gerisi başına. Haşim ağa, sen yine de bir düşün. Kaşifoğlu ile ilgili bir şey duyarsan haber ver. Eğer Kaşifoğlu'nun sana değdiğini duyarsam... ...seninle külahları değişiriz. İlhan, biraz yalnız kalmak istiyorum. Emredersin abi. Babam bir işi beceremedi kızım. Sana yakışıyor mu ağlamak? Koskoca Yaşar'a. İntikamını alırsın, öyle alarsın. O it kim ki?
Ben sana onu veririm. Kara, sen hakikaten yaşıyor musun? Yoksa ben hayal mi görüyorum? Sen şimdilik hayal gör. Beni de hayal et bil. Yaşar'a, yanlış adamlarla iş yapıyorsun. Polat, Molat, kim onlar? Bütün Avrupa'ya uyuşturucuyu sen veriyorsun. Çoluk çocukla ne gönlüne eğiliyorsun? Ne yapayım? Sen söyle. Ben sana söyleyeceğim. Kaşifoğlu'nun peşini bırak. Onun zamanı var daha. Sen işine bak. Unutma. Para lazım. Çok para lazım. Para senin için. Para benim itim. Doğru. Hamit bak, mezar yeri diye gösterdiğin yer fos çıkmasın. O kadar çok kemik var ki müdürüm. Birinin cesedi çıkmasa öbürününki çıkar. Bizde yalan yok. Türkiye Suriye'ye giderse bir daha oradan çıkmaz. Suriye halkı Türk ordusunun bir daha oradan gitmesini istemez. Kandil benim elimde olduğu sürece Türkler avcumun içinde. Ayrıca hangi ordu silahsız parasız var olabilir? Türk ekonomisi henüz bu güçte değil. Her şey para değil. Gerekirse siz İranlılarla ittifak eder, Türklere bu liderliği yaşatmam. Ama Suriye'ye de girmelerini istiyorum. Şiileri İran yönetsin, Sünnileri siz. Türkler değil. İran, Suriye'nin kontrolünü Türklere bırakırsanız biz buna izin vermeyiz. Mollalar bize yakın durmadılar. Tamam, devrim şartlarını anlıyorum ama devrimin üstünden 30 yıldan fazla geçti. Devrimden önce siz bizim için Türklerden öncelikliydiniz. Biraz daha az tehditkar olsanız İsrail'e karşı ne kaybedersiniz? Biz de bunu mollalara anlatamıyoruz. Gerçi şu anki çıkarlarımız İsrail'le örtüşüyor. Ama yine de İsrail'e karşı yakın zamanda bir yumuşama beklemeyin. Bunu biz yapmazken siz Türkleri Arap halkları nezdinde kahraman haline getiriyorsunuz. Bu da bizimkisi kadar yanlış. Türkleri kontrol edebiliriz. Ediyoruz da zaten. Ben burada farklı bir politika izleyeceğim. Herkesle görüşeceğim, herkesle uzlaşacağım. Irak'ta nasıl çıkarlarımızın gereği olarak sizinle ittifak ettiysek, Türkiye'de de aynı şekilde çıkarlarımızın gereğini yapacağız. Feller dönemi bitti. Ben yeni bir dönem getirdim. Back off. I said back off. Let's go. Where? Out.
Tatilim bitti Şamir. Beni öldürecek misiniz? Cesedimi kutsal topraklara gönderin. Buraya gömmeyin. Çıkın dışarı. Sana Joseph Biel'in hediyesi var. Türkiye'ye dönmek istiyormuşsun Şamir. Ömrümün sonuna kadar sana minnettarım. Bunu ben yapmak istiyordum ama sen yaptın. Benim yerime yaptın. Bana teşekkür etme. Geldiğinde Polat Alemdar'a teşekkür edersin. Ona ancak öldüğü gün teşekkür ederim. Kemikleriyle köpeklerimi doyurduğu için. Bu kadar polisin arasında kim saldıracak? Belli olmaz Memati. Dağılın etrafa bakın. Çabuk! Hadi!